Şehitler içinde bir başka yeri vardı onun. En yakın arkadaşı antlı şehit demişti onun için. Ant etmişti millet için ölmeye. Ölüm zaten bir gün gelmeyecek miydi? 1000 yıl yaşansa da mukadder son gelecekti. Bu yüzden ant etmişti o. Millet için yaşayacak, milletinin derdiyle dertlenecek, milletinin gözyaşını silecekti. Öyle de yaşadı. Hak yolunda, hakikat yolunda yürüdü, hiç durmadan. Gençtiler ama yürekleri kırım kadar büyüktü. Ant etkenmen dedi. Onunla beraber bütün Kırım Tatarları ant ettiler millet için yaşamaya. Onun şiiri milli marş oldu. O gün de söylediler. Kırım Tatarları bugün de söylüyorlar. Ant etmişim, söz vermişim millet için ölmeye. Bilip görüp milletimin gözyaşını silmeye. Milleti için şehit edildi ve arkadaşları da ona antlı şehit dediler. O Numan Çelebi Cihan'dı. Her milletin bir sembolleri vardır. Bayrak, marş ya da ulu bir insandır. Kırım Tatarların sembollerden birisi elbette Numan Çelebi Cihan. Bu dünyaya kelgen bir derin Jankoy köyünden kelgen bir aydın insanı bütün dünyaya Kırım Tatarlarını anlattı ve Kırım Tatarların hakkında güzel bir efsaneler yarattı. Ama osu da efsanedir. Numan Çelebi Cihan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin bayrak olmuş şahsiyetlerindendir ve bugünkü Kırım Tatar Milli Marşı olan Ant Etkenmen'in yazarıdır. Ant Etkenmen Kırım Tatar bugün milli marşı olarak kabul edilir ve Numan Çelebi Cihan Kırım Ahali Cumhuriyeti'nin başbakanı olmadan evvel bu şiiri yazmıştır. Bugün hala daha hemen 100 yıldan uzun süre geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatar siyasi hareketinin aslında omurgasını, onun siyasi yaklaşımlarını, dünya görüşünü şekillendirmektedir. Kırım Tatar halkının şanlı oğlu. Yeryüzünde Türk dünyasında ilk defa bir cumhuriyetin kurucusu Rusya, Beyaz Rusya, Litvanya ve Polonya'nın müftüsü Numan Çelebi Cihan, Kırım'ın Orhapı velayetinin bir köyünde doğdu. Hayatı hep çile içinde ve zorluk içinde geçti. Numan Çelebi Cihan, Kırım Yarımadası'nın en kuzeyinde yer alan Orkapı Büyük Sunak köyünde 1885 yılında doğar. Bir Çelebi ailesindendir. Çelebilik, Kırım Tatarları arasında saygın bir toplum kesimidir. Yarı asilzade, yarı din adamı statüsündedirler ama Numan'ın ailesi sonradan epeyce fakirleşir. Numan Çelebi Cihan ilk öğrenimine Kırım'da başlar. O yıllarda Kırım Tatar gençleri okumak için İstanbul'a gitmektedirler. İsmail Gaspıralı'nın açtığı cedid okulları sayılmazsa Kırım'da gidilecek pek fazla seçenek de yoktur aslında. Numan Çelebi Cihan 1885 yılında Kırım'ın kuzeyindeki Or şehrinde Sonak köyünde doğdu. Babası onun iyi bir eğitim almasını istiyordu. Ancak zamanla babasının işleri iyi gitmedi ve Numan Çelebi Cihan Sonak'taki köyünde eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Kendisi Ak Mescid'de ve Rüştiye mekteplerinde eğitimine devam etti. 1906 senesine kadar Kırım'da zincirli medresede de okudu. İlk tatilini kene o kapıda okuyan son dayısı onu İstanbul'a okumaya yolladı. İstanbul'a Kırım'dan en çok öğrencinin geldiği yıllar belki de o yıllardır. Yalnız Kırım'dan mı? İdil Ural'dan, Azerbaycan'dan, Türkistan'dan ve diğer Türk bölgelerinden çok sayıda öğrenci İstanbul'da öğrenim görüyordu.
1908 yılında İstanbul'un değişik medrese, mektep idadilerinde ve Darülfünun'unda okuyan ve Kırım'dan gelen öğrenci sayısı 100 civarındadır. İstanbul'da bir süre öğrenim gören Numan Çelebi Cihan da 1908 yılında İstanbul Darülfünun'unun hukuk mektebine kayıt olur. Daha iyi bir eğitim hayatına sahip olmak istediği için tahsiline İstanbul'a devam etmeye karar verdi. 1906 senesinde İstanbul'a gelerek burada Mercan İdadisi'ne girdi ve 1906-1912 seneleri arasında İstanbul'da kaldı. Tahsiline burada devam etti. Burada Mercan İdadisi'nde ilahiyat ve hukuk okudu İstanbul Darülfünun'da. İstanbul'da tahsille beraber ilk yıllarında Kırım Tatar Milli Hareketi üzerine çalıştı Numan Çelebihan. Çünkü o bir gaye ile gelmişti bu dünyaya. Henüz adı Kırım Tatar Milli Hareketi değilse de Çelebi Cihan onun için çalışır. İstanbul'da 100 civarında Kırım Tatar öğrenci vardır. ...1907 yılında Kırım'dan gelen arkadaşlarıyla toplantılar yapmaya başlarlar. Çelebi Cihan, Cafer Seyit Ahmet, Alim Seyit, Cemil Abdurrahim Sukuti gibi öğrenci gençlerle bir grup kurar ve gizli toplantılar yapmaya başlarlar. Gizli toplantılarda Namık Kemal, Tevfik Fikret, Eşref ve Abdülhak Hamid gibi yazarlar ve şairlerin eserlerini okurlar. Özellikle Namık Kemal'in Vatan şiiri gençleri çok etkiler. Burada Kırım Tatar Milli Hareketi'nin en önemli hadiselerinden biri de gerçekleşti. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin en önemli hadiselerinden biriyle paralel olarak ve onun belki de devamı olarak söyleyebiliriz. Çünkü 1908'e kadar Kırımlı gençlerle, İstanbul'da bulunan Kırımlı gençlerle yakın bir çevre oluşturdu kendisine. İstanbul, Kırım Tatar gençlerinin ilim ve tahsil hayatında çok önemli bir yerdi. Türkiye'de 1908 yılında meşrutiyetin yeniden tesisini İstanbul'daki Kırım Tatar öğrencileri büyük bir sevinçle karşılar. Çelebi Cihan ve Cafer Seyit Ahmet bu toplantıları artık açıkça yapabilecekleri için son derece mutludurlar. Hemen bir öğrenci birliği tüzüğü hazırlayıp başvurularını yaparlar ama bir takım bürokratik engeller yollarını tıkamaktadır. Çelebi Cihan ve arkadaşı Cafer Seyit Ahmet ile birlikte dönemin İçişleri Bakanı ve İttihat Terakki'nin kudretli ismi Talat Bey'den randevu isterler. Talat Bey, heyecanlı bu iki genci sevgiyle karşılar. Bundan cesaret alan Çelebi Cihan, gayelerinin yalnızca birliğin tüzüğünde göründüğü gibi sosyal, kültürel etkinlikler olmadığını, asıl çarlık zulmünün yıkılmasını amaçladıklarını birkaç cümleyle anlatıverir. Cafer Seyit Ahmet'in anlattıklarına göre Talat Bey, diliyle değil, nurlu gözleriyle cevap verir ve başarılar dileyerek izin işini halledeceğini söyler. Ve bir yıl içinde Kırım Öğrenci Birliği'nin üye sayısı 250 kişiyi geçer. Numan Çelebi Cihan da bunu bilerek 1908'de ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra ortaya çıkan hürriyet ortamında Osmanlı makamlarından izin alarak Kırım Talebe Cemiyeti'ni kurdu. 1908 aralığında başvurusu yapıldı ve 1909 Ocak ayında o dönemin kabinesine Talat Paşa'nın da izni olarak da Kırım Talebe Cemiyeti kurulmuş oldu. Kırım Öğrenci Birliği, Kırım, Bulgaristan, Romanya gibi yerlerden İstanbul'a gelen öğrencilerin barınma, burs, okul kayıt gibi meseleleriyle uğraşıyor. Ama bu uğraşılar Numan Çelebi Cihan'ı tatmin etmiyordu.
Birliğin üyeleri arasında daha sonra Kırım ve Türk dünyası tarihinde çok önemli roller oynayacak isimler de vardı. Kırım Talebe Cemiyeti içerisinde Numan Çelebi Cihan, Cafer Seyit Ahmet Kırımer, Bekir Sıtkı Çobanzade, Mehmet Niyazi gibi Kırım Tatar Milli Hareketi'nin, Kırım Tatar Edebiyatı'nın ve tarihçiliğinin en önemli şahsiyetleri bu talebe cemiyeti içerisinde yer aldı. Ve İstanbul'da ve Kırım'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan gelmiş olan Kırımlı talebelere yardım etme amacıyla kuruldu. Kırımlı Öğrenci Birliği'nin içinde bir de Genç Tatar Yazar grubu oluşturulur. Çelebi Cihan, Bekir Sıtkı Çobanzade, Habibullah gibi önemli isimlerin içinde yer aldığı grup bir kitap yayınlar. Numan Çelebi Cihan'ın meşhur Kırlangıçlar Duası adlı hikayesi de bu kitapta yer alır. ...1909 yılı Ağustos ayı Kırım Öğrenci Birliği için çok heyecanlı bir ay olur. Çünkü büyük değer verdikleri, Kırım'ın yetiştirdiği ve bütün Türk dünyasına mal olmuş İsmail Gaspıralı İstanbul'a gelir. Kırımlı öğrenciler Gaspıralı'yı törenle karşılar. Onun kaldığı Mahmutpaşa'daki Suhulet Oteli'nin salonunda toplanırlar. Tataristanlı büyük aydın Yusuf Akçura ve Azerbaycanlı gazeteci Nesip Yusuf Beyli de katılır toplantıya. Numan Çelebi Cihan'ın fikirlerinin gelişmesinde önemli olan şahsiyetlerden de bahsetmek gerekiyor. En baştaki tabii ki İsmail Bey Gaspıralı. İsmail Bey Gaspıralı'nın 1883 yılında çıkarmış olduğu Tercüman gazetesi, Kırım Tatar gençleri tarafından ama Kırım'da olsun ama İstanbul'da olsun çok sıkı bir şekilde takip ediliyordu ve İsmail Bey Gaspıralı onlar için İsmail Baba'ydı. Kırım Tatarca söylemek gerekirse. Ona o derece değer veriyorlardı ve fikirlerinin babası olarak görüyorlardı. Büyük önderimiz İsmail Gaspıralı geçken asırda bu insanları yetiştirgeniydi. Ve Numan Çelebi Cihan da bir manada İsmail Gaspıralı'nın talebesiydi. Daha sonra kendi bir hatıralarında o yazdı. Keşke biz İsmail Gaspıralı'yı anlayabilsek, idrak edebilsek ama anlayamadık. İsmail Gaspıralı Öğrenci Birliği'ne 400 ruble bağışta bulunur. Ve Kırım Öğrenci Birliği, İsmail Gaspıralı'ya Fahri Başkan unvanı verir. İsmail Bey Gaspıralı'dan umum Türk dünyasını düşünme ve onun için hareket etme düşüncesini, mevkûresini öğrendiler. Kırım Tatarı olarak yaşamayı ve Kırım Tatar kimliğine sahip çıkmayı öğrendiler. İsmail Gaspıralı'yı çok seven Çelebi Cihan ve arkadaşları kendilerinin ağabey nesli denebilecek Genç Tatarlar hareketinden de etkilenirler. Numan Çelebi Cihan yalnızca sosyal, kültürel etkinliklerle uğraşmak istemez ve güvendiği az sayıda arkadaşıyla gizli bir teşkilat kurar. Bu teşkilatın adı ise Vatan'dır. Kırım Tatarlarının kendi kaderlerini tayin etme, kendi kaderlerini belirleme konusunda fikir sahibi olmalarını istiyordu ve bu konuda faaliyetler göstermesini istiyordu. Numan Çelebi Cihan bunun için güvendiği arkadaşlarını yanına alaraktan Vatan Cemiyeti'ni kurdu. Numan Çelebi Cihan bu iki söylemi özünde birleştirdi ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne yön verdi. Bahsettiğimiz Vatan Cemiyeti bu iki fikrin, bu iki akımın birleşmesinden ve bir milli hareket metotlarının geliştirilmesinden sonra gelişti.
İnsan cemiyeti beşer kişilik hücreler halinde teşkilatlanır. Ancak çok güvenilen kişiler teşkilata alınır. Ve vatan cemiyetine girişin özel yeminli katılım töreni vardır. Hücreler düzenli olarak toplanmakta, tam bir gizli teşkilat gibi toplantı yerleri her seferinde değişmektedir. Teşkilat toplantıları bazen bir cami köşesinde, bazen bir tarlada, hatta mezarlıkta gerçekleşir. Vatan cemiyetinin maksadı, milletimizi kurtarmak olarak belirlenir. Milletimizden murat, Rusya İmparatorluğu içindeki bütün Müslüman Türklerdir. Kırım Tatar Milli Hareketi başlangıcından itibaren aynı zamanda bir gençlik hareketiydi. Burada bahsettiğimiz isimler 30'lu yaşlarının ortasında, sonlarında, hayatlarının sonlarına gelmiş insanlar değildi. Hayatlarının baharında insanlardı. İsmail Bey Gaspıralı bile Tercüman Gazetesi'ni çıkartmak için ilk başvurusunu yaptığında 27 yaşındaydı. Zaten Numan Çelebi Cihan'ın, Abdüreşit Mehdiyev gibi siyasi önderlerin ölüm tarihlerine baktığınız zaman 30'larını doldurmadığını bile görürsünüz. Bu sebeple Kırım Tatar Milli Hareketi'nin başlangıcından itibaren aynı zamanda bir yaşlık, gençlik hareketi olduğunu da söyleyebiliriz. ...1911 yılında Halim Geray Sultan'ın Kırım Tatar Hanlığı ile ilgili kitabının yayınlanması genç aydınları heyecanlandırır ve yeni bir ruh verir. Vatan cemiyeti yalnız İstanbul'da değil, Kırım Tatarlarının yaşadığı her yerde örgütlenmeye başlar. Kısa süre sonra her Kırım Tatar köyünde vatan cemiyetinin çok sayıda hücreleri oluşur. Öğrenimini tamamlayan Numan Çelebi Cihan 1912 yılında İstanbul'dan ayrılır. İstanbul'daki ilahiyat ve hukuk eğitiminden sonra şimdi de Petersburg'a gidip psikoneuroloji okumaya başlar. İstanbul'da 1912'ye kadar Numan Çelebi Cihan eğitim hayatını tamamladı. 1912'den sonra Kırım'a döndü. Kırım'dan sonra St. Petersburg'a giderek burada psikoneuroloji enstitüsünde okudu. Petersburg'da zorlu bir hayat geçirdi. Yani hem eğitimine devam etmeye çalışıyor, hem de bir yandan da eğitiminin masraflarını çıkarmaya çalışıyordu. Bir yandan okumakta, diğer yandan vatan cemiyetini büyütmeye çalışmaktadır. Diğer milli teşkilatlarla birlik olma günü gelmiştir. Onları da içlerine almaya başlarlar. Vatan cemiyeti üyeleri, bir yandan da edebi eserler yazmaya devam ederler. Şiir, hikaye gibi edebi eserlerde Kırım Tatarca, diğer fikri ve siyasi yazılarda İstanbul Türkçesi veya Tercüman Türkçesini kullanırlar. Elbette birinciden hepimiz biliyoruz onu siyasetçi olarak. Elbette mufti ve Kırım Tatarların bir siyaset, bir politikacı olarak korne, ama onun başka tarafıdır, ikinci insan olarak onu bilemiz. O elbette romantik ve lirik olarak bir insandır. Elbette dünyaya köp eserlerini getirmedi Numan Çelebi Cihan. Onların arasında elbette Karılgaç duası var, birkaç tane şiirleri var. En güzel şiiri de, onu da böyle tarikat olarak bu şiirini koreler, o Sarı Tülpan'dır. Sarı Tülpan'ı okuganda biz Numan Çelebi Cihan'ın yüreğini koremiz. Onun bir sembolüdür. Bir yayın organına ihtiyaçları vardır. Tam bu arayışlar artmışken İsmail Gaspıralı'nın vefatından sonra meşhur Tercüman Gazetesi'nin yazı işleri müdürlüğüne Vatan Cemiyeti üyesi Hasan Sabri Ayvazov'un geçmesiyle bu mesele de kendiliğinden hallolur. Tercüman artık Vatan Cemiyeti'nin yayın organı gibidir.
Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması pek çok şeyi değiştirir. Rusya, Numan Çelebi Cihan'ı askere alır ve Odessa'ya gönderir. 29 Ekim 1914 günü Osmanlı bayrağı çekmiş Alman gemileri Yavuz ve Midilli'nin Kırım sahillerinde Rus gemilerini batırması ile her iki devlet de artık savaşın içine girerler. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Numan Çelebi Cihan da diğer üniversite öğrencileri gibi yedek subay olarak alındı. Akmesit'te görev yaparken artık Kırım Tatarlarının kendi kaderlerini belirleme zamanının geldiğini ve bunun çalışmalarının başlaması gerektiğini düşünüyordu. ...1917 yılı gerek Rusya gerekse dünya için büyük değişikliklere gebedir. Ve Şubat İhtilali ile Çar Hanedanı devrilir. Vatan cemiyeti hızla hareket edip mahalli hücrelerini harekete geçirir. Ve 7 Nisan 1917'de Akmescid'de bütün Kırım Müslümanları Kongresini toplar. Teşkilatın iki önemli ismi Odessa şehrinde askerlik yapmaktadır. Bu sırada Vatan Cemiyeti'nin faaliyetlerini de gizli bir şekilde devam ettiriyordu. Bu faaliyetler şu şekilde oluyordu. Kırım'daki hemen her bir köyde mümkün olduğunca hücrelerinde var olmaya çalışıyorlardı. Bu devirde Numan Çelebi Cihan ve yakın arkadaşı Cafer Seydamet Odessa Tatarca Hacıbey şehrinde asker olarak vazife koruyordular. Bu zaman Kırım içinde çok ciddi çalışmalar başladı. Daha yerli halk, Ruslar bu yanılıkları idrak etmeden Kırım Tatarlar bunu tezden idrak ettiler ve Kırım'da bir hareket başlattılar. Bu hareketin başında bizim büyüklerimiz vardı ve tezden Kırım Tatarlarını toplayıp bir büyük toplaşıp yaptılar ve bu toplaşıvda Numan Çelebi Cihan'ı Kırım Tatar müftüsü olarak sayladılar. Bu düşünün ki o zaman bu siyaset öyle bir siyaset ki adamın kendisi yok. Vatan Cemiyeti üyeleri kongreye hakim olur ve kongre Kırım Müslümanları Merkezi İcra Komitesi Başkanlığı'na ve Kırım Müftülüğü'ne gıyabında Numan Çelebi Cihan'ı seçer. Cafer Seyit Ahmet ise o zamana kadar Rus memurlar tarafından idare edilen vakıflardan sorumlu komite başkanı seçilir. Bu Kırım Tatar halkının o zaman çok zamanevi, modern ve demokratik usullerle kendilerine yol seçtiklerinin bir göstergesidir. Çünkü Numan Çelebi Cihan olmadan onu müftü olarak sayılırlar ve Odessa'dan Kırım'a çağırtalar. 7 Nisan 1917'deki Kırım Müslümanları vekilleri siyezinde Numan Çelebi Cihan oy çokluğuyla hem Tavrida bölgesinin yani Kırım ve kuzeyindeki Bozkır'da hem de Batı Rusya Müslümanlarının müftüsü olarak kabul edildi ve bu Rus makamlarınca da onaylandı. Birinci kongrenin sonuçları çok ümit verici olur. Yıllardır talep edilen müftünün Kırım Tatarları tarafından seçilmesi ve vakıf gelirlerinin Müslümanlar tarafından idare edilmesi sorunları bir hamlede çözülür. Vatan cemiyetinin itibarı çok yükselmiştir ve artık Kırım Tatarlarını birleştiren milli harekete doğru evrilmektedir. ...1917'de Rusya'da meşhur Bolşevik devrimi patlak verdikten sonra Kırım Tatarları artık kendi kaderlerini tayin etme fırsatını yakaladılar. Numan Çelebi Cihan öyle düşünüyordu ve gerçekten de o süreçte Kırım Tatarları için bir hareket alanı doğduğunu söyleyebiliriz.
Zaman hızla ilerlemekte ve büyük değişiklikler olmaktadır. Rusya'da 1917 Ekim ihtilalinden hemen sonra Kırım Tatarları ikinci kurultayı toplama kararı alırlar. 30 Kasım 1917'de milletvekili seçimleri yapılır. Türk dünyasının ilk seçimli meclisi oluşmaktadır. Kurultay için 70 vekil seçilir ve bunların 55'i Vatan Cemiyeti üyesidir. ...70 tane milletvekili belirlendi ve bir kurultay kurulma ve kurultay toplanma kararı alındı. Burada belirlenen 70 milletvekilinden 5 tanesi kadındı. 30 Kasım 1917'de gerçekleşen bu seçimlerde aynı zamanda Kırım Tatarları... ...yani Kırım Tatarları kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk Türk İslam toplumu. O yüzden 30 Kasım 1917 önemli bir tarih. Türk Cumhuriyetlerinin tarihinde ilk defa bir kurultay toplanan. Bu kurultayda Numan Çelebici Han bütün seslerle bir başkan olarak sayılana ve ayrıca mufti olarak sayılana. O tek Kırım'ın muftisi değil de Rusya'nın, Beyaz Rusya'nın, Polonya'nın ve Litvanya'nın muftisiydi. Kurultayın toplanma yeri bu kez Kırım Tatar Hanlığı'nın başkenti Bahçesaray'dır. Aralık'ta yapılan başlayan Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda önemli kararlar alındı. Kırım Tatarlarının artık kendi milli bir devletlerinin sahip olması ve 1783'ten beri süregelen Rusya tahakkümünden kurtulup artık kendi milli bağımsız devletini kurma kararı alındı. Kırım Tatarları kendi kaderlerini tayin etmeye doğru hızla yol alırlar. Artık kendi devletleri kurulmuş olur. 26 Aralık 1917'de artık anayasanın ilanı ile beraber Kırım Ahali Cumhuriyeti'nin kurulduğundan bahsedebiliriz. Ve bu Kırım Ahali Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Numan Çelebi Cihan'dı. Numan Çelebi Cihan, Kırım Ahali Cumhuriyeti Başbakanı, çocukluktan beri birlikte oldukları Cafer Seyit Ahmet ise savunma bakanı olur. Rus ordusundaki Kırım Süvari Alayı ve diğer asker gençler Kırım'a çağrılır. Artık Kırım Tatar Devleti'nin ordusu da teşekkür etmiş olur. 1918'de Kurultay Hükümeti çöker ve Kırım Bolşeviklerin istilasına uğrar. Alma adı verilen yerde çarpışmalar olur. Kırım askerleri kahramanca savaşsalar da karşılarındaki ordu çok güçlüdür. Kırım Milli Kurultayı'nın Bolşeviklerle karşı Kırım'da geçirdiği savaşlarda da orada birlikte mücadelelerde, oradaki muharebelerde de Kırım Tatar birliklerinin başında Bolşeviklere karşı savaştığını biliyoruz. Tabii ki karşıda çok büyük bir ordu ve çok kısa zamanda bütün bizim askerler yok ediliyor. Şehit oluyor, çoğu şehit düşüyor. Komünistler şehre geliyor. Mecburen Cafer Seyit Ahmet birçok insan Kırım'ı terk ediyor. Türkiye'ye gidiyor. Kim gidebildiği Türkiye'ye gidiyor. Çünkü Kırım Tatarlarının birliği sayıca hem daha azdı, hem cephane olarak hem güç olarak daha zayıftı maalesef. Fakat Alma Muharebesi'nde Bolşeviklerle Kırım Tatar Milli Kuvvetleri arasında Alma'da bir muharebe oldu. Bu muharebeden sonra 26 Ocak'ta Bahçesaray, ertesi günde Akmescit Bolşevikler tarafından işgal edildi. Bolşevikler şehirde tutuklamalara başlar. Cafer Seyit Ahmet kaçmayı başarsa da Numan Çelebi Cihan Bolşeviklerin eline geçer.
deniz subayları, deniz askerleri gelip Numan Çelebici Han'ı evinden alıyor, tutukluyor ve Sevastopol'a götürüyor. Milli hükümetin reisi olan Numan Çelebici Han Bolşevikler tarafından tevkif edilerek tutuklandı. Numan Çelebici Han Bolşevikler tarafından tutuklandıktan sonra Sivastopol'a götürüldü ve Sivastopol'de tutuklanan diğer Milli Hareket mensuplarına yapıldığı gibi o da kurşuna dizilerek şehit edildi. Bolşevikler naaşını denize attılar. Sabah erken Numan Çelebici Han'ı çıkartıp hünharca şehit ediyorlar ve parçalayıp Karadeniz'e atıyorlar. Çelebici Han öldürüldü. Arkasından tabii ki cesedi pek çok o dönemde Sovyetlerin uyguladığı şekilde aydınların cesetlerine yapıldığı için yok edilmek istendi. Çünkü çok önemli bir siyasi lider olduğu için Kırım Tatarları tarafından, onun takipçileri tarafından cesedinin bulunması, bir mezarlığının yapılması bile istenmemişti o dönemde hükümet için, hükümet tarafından. Ve ne yazık ki bedeni Karadeniz sularına atıldı. O sebeple şu an günümüzde Numan Çelebici Han'ın bir mezarı, bir kabri ne yazık ki bulunmamakta. Numan Çelebici Han şehit edilse de vatan mücadelesi devam eder. Kırım Tatarları vatan cemiyetinden kalan tecrübelerinden sürgün yıllarında da yararlanırlar. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da liderliğinde ve onun etrafındaki Kırım Tatar Milli Hareket Teşkilatı'nın liderliğinde vatanlarına döndüler. Buradan yaptıkları ilk şey aslında dünyada belki de eşi benzeri olmayan bir örnektir. Kırım Tatarları 1991 senesinde, Haziran ayında kendi milli kurultaylarını bir kere daha topladılar. Kim bilir, belki de vatan cemiyetinin hücreleri sürgünde de Kırım Tatarları arasında çalıştılar. Biz vatanımıza dönmek istiyoruz, vatanımızda yaşamak, vatanımızda devletimize tekrar sahip olmak istiyoruz dediler ve uzun yıllar bir çalışmalar sürdüler. Aslında bu yaş Tatarların Kırım içerisinde yapmış oldukları teşkilat alma, hani köy köy, sokak sokak çalışma bir benzeri aslında. Tıpkı 1. Kurultay gibi beklenmedik bir anda 1991 yılında toplanıp taleplerini ortaya koydular ve kendilerini Numan Çelebici Han'ın topladığı kurultayın devamcısı ilan ettiler. 1. Kurultay'ın bayrağını, Bayrak Milli Marşı'nı Kırım Tatar Milli Marşı olarak tekrar ilan ettiler. Üstelik 1. Kurultay'ın usul ve amaçlarının da kendi usul ve amaçları olduğunu dünyaya duyurdular. Numan Çelebici Han'ın adı ve idealleri Kırım topraklarında tekrar yüksek sesle söylenmeye başlar. Numan Çelebici Han Kırım Tatarları için çek bir siyasetçi lider değildi. O bir şair idi, o bir hoca idi, o bir din hocası idi. Ve bizim halk bugün onu her zaman şükranla anar. Ama en meşhur, en belli eserlerden birisidir. Onun yazgan o zaman Tuşunmi olarak ebette ant etkenin. Ant etkenine bugün de bugün Kırım Tatarların milli marş olarak geçe. Onu yazganda Numan Çelebici Han hiç düşünmedi o milli marş olarak okunacak deyip. Ve o şiirini 1914 yılda yazgan idi. Ve dünyaya belli olarak 1917 yılında geldi 1. kurultayda. Ve Kırım Tatarlar bu marşını söylegende gerçek o bugüne kadar bu mücadele ve fikirleri o kadar aktüeldir. Bugün baktığımız zaman Numan Çelebici Han'ın gerçekten vatanı için, Kırım Tatarları için, Kırım Tatarlarının var olması için bayrak olduğunu söylerken yani az bile söylemiş oluyoruz. Ve o marşını söylegende bütün Kırım Tatarların tarihi kele. O bir duygusal ve bilgili bir efsanedir. Onu okumağa başlaganda ebette insanların er marşı boledir. Biz Mehmet Akif Soy'un marşını okuganda, İstiklal marşını, gerçek Türkiye'nin bütün tarihini görüyoruz.
Aynı zamanda da şimdi bu milli marşımızın okuğanda Numan Çelebi Cihan'ın hareketi ve Numan Çelebi Cihan'ın portreti kele bizim gözümüzge. Ant etken men Tatarları yarısını sarmağan. Nasıl bolsun bir zavalı kardeşlerin çürüsün. Onlar için okunmesin, kaygırmasın, yaşasam. Yüreğimde kara kanlar kaynamasın, kurusun. Ant etken men şu karangı yurtka şavle serpbege. Nasıl bolsun iki kardeş bir-birini kormesin. Bunu korup busunmasam, muğaymasam, yanmasam. Közlerimden akkan yaşlar derya, deniz, kan bolsun. Ant etken men söz bergennen bilmek üçün ölmege. Bilip korup milletim koz yaşını silmege. Bilip kormi bin yaşasın kurultayın han olsa. Keler burkun mezarcılar meni konmege. Antlı şehidin andı, milli marş olarak Kırım Tatarlarının hançeresinden daha güçlü bir şekilde göklere yükseliyor. Ant etmişim, söz vermişim millet için ölmeye, bilip görüp milletimin gözyaşını silmeye.